Bize göre Türkiye YouTube kanalının kıymetli takipçileri. Hepinize merhaba. Bu videomuzda yine bir türbe, bir Allah dostu ziyaretimiz olacak. Eskişehir Ankara arasında ana yola 1 kilometre mesafede ulaşımı kolay bir ziyaretgah. Burası bugünkü ismiyle Doğanca Köyü. Bu köyün eski ismi Cönger Köyü'ymiş. Köyün kuruluşu ile ilgili iki bilgi var. Bunlardan birincisi, bu köyde Cönger aşiretine mensup aileler yaşarmış. İsmini buradan almış. İkinci bilgi ise, bu köyün kabristanında metfun bulunan Osman Afif Efendi buraya yerleşerek köyün ilk kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Şu anda ziyaretgahına uğradığımız Osman Afif Efendi hakkındaki bilgiler ise şöyledir. 19. yüzyılda Sivrihisar'da yaşamış mutasavvıf, şair, müderris yani o zamanların profesörü ve hattat bir kişiliğe sahiptir. Vakıf belgelerindeki kayıtlara göre künyesi Eşşeyh Osman Afif Efendi, İbni Ali ve Şeyh Osman Afif el Sivrihisari'dir. Afif, iffetli, namuslu ve temiz anlamına gelen bir kelimedir. Osman Afif Efendi, miladi 1818 yılında Mekke'de doğmuş, Seyyid nesepli bir aileye mensuptur. Babası, devrin alimlerinden Seyyid Ali Efendi'dir. Neslinden olan, günümüzde yaşayan aile efradından edinilen şifahi bilgilere göre, Osman Afif Efendi'nin babası Seyyid Ali Efendi'nin bir Rufai şeyhi olup, Hicaz'da Vahhabi olaylarında şehit edilmiş, bu olaydan sonra Osman Afif ve kardeşleri Anadolu'ya hicret ederler. Şam'da kısa bir süre kaldıktan sonra Hatay'a, oradan da Konya'ya bir müddet yerleşirler. Yolculuk esnasında kardeşlerinden ikisi vefat eder. Devrim padişahı tarafından kendilerine Kırıkkale ili Delici ilçesi Dağ Obası köyünde yer verilir. Kardeşi Seyyid Ahmet Efendi burada kalmaya devam eder. Kendisine Eskişehir Çifteler'de Mahmud-u Sani Vakfı arazisinde mülk sadak olunur. Osmanlı arşivlerinde Şeyh Osman Afif Efendi'nin validesinin Yozgat'ta olduğu ve 1859 yılında annesini ziyarete geldiği kayıtlarda vardır. Şeyh Osman Afif Efendi'nin Sivrihisar ve çevresine mani anlamda çok büyük katkısı olmuştur. Sivrihisar şehir merkezinde ve Şeyh Baba Yusuf Camii, Kurşunlu Camii yakınında 1851 yılında İrfaniye Medresesini yaptırır. Şeyh Osman Afif Efendi'nin 1852 tarihli vakfiyesinde şunlar yazılıdır. Vakfiyeye göre Sivrihisar Nakşibendi Hankahı Post Nişini merhum Ali Efendioğlu Şeyh Osman Afif Efendi Şeyh Baba Yusuf Mahallesi'nde 19 odalı ve avlulu bir medrese yaptırır. Bu medresenin giderleri için de 4000 kuruş nakit para vakfeder. Şeyh Osman Afif Efendi yaptırdığı ve müderrisi olduğu İrfaniye Medresesi'nin giderlerini karşılamada zaman içinde maddi zorluğa düşer. Padişah Sultan Abdülaziz Han'ın bağışladığı maaşla bu zorluğu atlatır. Şeyh Osman Afif Efendi tarafından yaptırılan İrfaniye Medresesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1924 tarihinde kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra kapatılmıştır. Kullanılmayan medrese binası zaman içerisinde harap olmuş ve 2006 yılında Sivrihisar Belediyesi tarafından tamamen yıkılmıştır. 1881 yılında vefat eden Şeyh Osman Afif Efendi, Mahmudiye ilçesine bağlı Cönger yeni adıyla Doğanca Köyü kabristanına defnedilir. Daha sonra kabri yapılan bir bina içine alınır. İlk zamanlar mezarının şahide taşında Şeyh ibaresi yazılıdır. Mezar taşlarına bir dönem Şeyh ibaresi yazılması yasaklandığı için Şeyh şeklinde yazılmıştır. Ankara-Eskişehir Karayolu yakınında bulunan Es-Seyyid Şeyh Osman Afif Efendi türbesine girişi gösteren tabela bulunmaktadır. Köy halkı türbenin 60-70 yıl önce yapıldığından bahsetmektedir. Ruhuna El-Fatiha.